Bunlardan burkunu? 5'te. Dost. Ormanga kepti. Ormanda. Adaşıp kaptı toğrağı. Şimdi etipti. Kaka karab yuramız depti. Onge yuramız mı? Çapge yuramız mı? Toğru yuramız mı? Arka yuramız mı? Kanay kılıp yolumuzu tapamız. Şimdi bir tasa etipti. Benimçe depti. Ben çapge yuramak. Konglüm yani. Sezgilerim şunu ayet yaptı ki biz çaptaman yürsek ormandan çıkarmız desem. İkincisi ayet yaptı, onge yürüşümüz gerek. Çünkü her daim on tamamge yürülse işler yakışık oladı. Mesela on kadem bile iş başlasayınız, o şey işiniz hayırlı oladı. Çünkü on tamamge yürüşünü masakat kılamayın. Bir de ayet yaptı, doğrusu biz arkaya kaçışımız gerek dedi. Çünkü amal takal kılıp kegen yolumuzu tapamız dedi. Hiç kursa başlangıç manzildi yolda başı yetip olamız. Kim öyle görmemiz? Törtüncü saytıptı. Noto'g'ri fikirli yapsınlar. Fakat ve fakat aldinge hareket kılış gerek. Fakat doğru yürüş gerek. İntili yürüş gerek. Nima bugün takdir deyimdese. Beşinci saytıptı. Hamaları noto'g'ri fikirli yapsınlar. Depti de bir en balan daraxt üstüge çıkıptı ve karaptı atrafge. En yakın yolda korktu. Kanday kılıp kutuluş mümkünlüğünü düşünüptü. Ve kaydıp düşüptü. Aytıptı ki yol bana bir yağda. Ben tip balan kordum hamasını. Sizlerde hamaylarını fikirleri. O doğru. Lakin bana hazır, bana şu hikayeni aitkenden ki gün siz hürmeti tamaşabinler, tinoçlar. Juda akıllıyken şu beşincisi. Darahını üstüge çıkıp en yakın yolunu topdi. Deb oylaşingiz, oylaganingiz. Tabii. Lekin vakıya bir yerde tugamaydı. Vakıya devam etadi. Vakıya şunday bo'pti ki qaysar yigitler ekan da ular. Birovni gapiga kirmasken, o'zini bilgandan qolmasken. Ya'ni bizda aytadiku, ushlagan joyini yuladi deydimi? O'shanaqa yigitlar ekan. Bir so'zli. Boyagi ayrim odamlar bo'ladi, tanlagan yo'li xato bo'lsa ham, tan olmasdan o'sha yo'lda oxirigacha yuraveradigan odamlar bo'ladi. Endi shunga o'xshagan bular ham hammasi o'zining yo'lidan ketibdi. O'ngga degan o'ngga ketibdi, chapga yurish kerak degan chapga ketibdi, to'g'riga oldiga yurish kerak degan oldiga ketibdi, orqaga yurish kerak degan orqaga ketibdi. Eng qizig'i birortasi ham xato qilmabdi. Mana shu nuqtaga e'tibor qiling, birortasi ham xato qilmabdi. Çapka yürüş gereği degeni çapka yürüptü cüda köp karakçılarga düş gepti. Lekin ozu doğru bo'lgani uchun, niyeti doğru bo'lgani uchun vaqt o'tishi bilan o karakçılar qo'lida qiynalsa da başka bo'lsa da ularga ijobiy bir ta'sir o'tkazibdi. Va ularni ham o'ziga o'xshagan bir yaxshi odamga aylantiribdi. O'ngga yurish kerak degani o'rmonni turli bir vahshiy ayiqlari bilan, yo'lbarslari bilan, bo'rilari bilan yuzma-yuz bo'pti. Ularga qarshi qanday kurashish kerakligini yoki ulardan qanday saqlanish kerakligini yoki ular bilan qanday muomala qilish kerakligini qanday omonlikda qolish mumkinligini o'rganibdi va hayoti davomida boshqalarga buni o'rgatibdi. Ya'ni bunday holatga tushib qolsa qanday qilib hayotda qola bilish mumkinligini tushuntiribdi. Balki kitoblar yozibdi, yo'l yo'riqlar ko'rsatibdi. Ortga qaytgani adashib, rulib, surilib boshlangan manzilga yetib boribdi va odamlarga debdi ki
Bana bu yoldan yürseniz, bir düşünüksüz halde adaşıp kalışınız mümkün. Yani başı adağı yok, bu yolu kırıp kalışınız mümkün. Bu yoldan yürmeyin. Yani onun bir adamlarına faydası da gibi. Aldığında karab hareket kıyken, ahır akıbet maksadına, manzilige yetipti. Ve adamlarına deyipti ki, hiç bitti halette arkaya kayıtmayın. Her bitti halette, her kendi halette, hatta çaresiz bir halatingizde aldığında hareket kılın ki, bu çaresizlik hem aslında bir çare. Yani adamda işlemeyen joylarını işletedi, fikirlemeyen yerlerde fikirleydi, cevabını topmayan savalları gibi, cevap topuşka hareket kıladı. Yani çaresiz koyan adam üçün ana şu halatını ozu bir çare. İşleşti başlaydı. Tembellikten vazgeçerdi. O hem şimdi ya, manzili yeti barıptı ve adamlar gidipti ki hiç kaçan arkaya karamayın. Fakat doğru ki aldığı maksatke karab hareket kılın ve albatta bir gün yetersiz. Bunu yolları bana bunday buladı. İrada bu yolda bana bunday sınaladı dedi. Beşincisi yani darahtı üstüge çıkıp kıska yolda topken gitmeyen hayatı ve üyem özü istegen yoldan getirdi. Ve adamlar getirdi ki kaçan ki bir müşkül vaziyette kalsanız balantıraka çıkıp karayın. Bu eğer orman olsa, eğer hayati bir hal olsa, bir müşkülke, bir cevabı yok, savalga düş keseniz. Ya ki hayatta indi kıngır kışık yolları köp, taşları köp, tikanları köp, yakşıları var, yamanları var, ular bilen düş kep kalsanız. Yani şundayları bilen düş gelip, bunday vaziyetlerde qanday yol tutuş mümkünlüğünü bilgen adamlar bilen uçraşın. Ular sizge bundan qanday çıkıp geçti, en yakın yolunu korsatadı. Mesela biz ormanda kalganımızda, men daraxt üstüge çıktım ve en yakın yolda taptım. Dostlarım men aytgan yoldan yürmadı. Men ulardan birinci bolup manzilimge yetip geldim. Lekin ular meni tanlagan yoldan yürmegeni uchun men ularda ayblamayman. Çünkü ular öz yolundan ketti ve öz yolunda tecrübe kazandı ve yaşap kaldı. Xulosa qilib biror nima aytadigan bo'lsak, tecrübeler yollarda kazanıladı. Uyda oturup, fikir kılıp, hatta kitap okup, kinolar körüp, güzel güzel sohbetlerde bulubam, hayatı umuman düşünmezden yaşayış mümkün. Aksar hallarda biz farzantlar bunu terbiyeleyimiz de, köçeke çıkma, unga koşulma, bunda yıkılma, albatta bunlar güzel, bunlar hamasi yaxşı. Ormonga borma, bo'ri tishlaydi. Ormonga borma, ayiq bor, yo'lbars bor. Endi hayotda endi o'rmon. Ilon bor, echki emar bor. Talxat bor, burgut bor, qirg'i bor. Yana boshqa chayon bor, chaqadigan. Ular hammasi shu darajada ko'pki, bularni ta'rifini eshitib, bulardan bo'lgan qo'rqinchni oqibatida hiç kaçan bir kadem koymasından yaşasam, olup geçişem mümkün. Lekin hakikat şundan ibaret ki, oşa ormanga barma günçe, oşa ormanga ilk kademini koyma günçe, oşa hayat ormanıge yani. Bizni hayatımız başlanmaydı. 10 yaş bulun, 20 yaş bulun, 50 yaş bulun, 70 yaş bulun, bu ormanga kirmaguncha hayot hali boshlanmabdi demakdir.